Periyodik cetvelde 1 ve 2 yönlerinde elementlerin, oksitlerin bazlık özelliği nasıl değişir? Biz biliyoruz ki soldan sağdan sola doğru metalik özellik, dolayısıyla metalik özelliklerin yanında oksit bileşiklerinde ne yapar? Metalik oksitleri, yani bazlık özellik artardı, bazlık özellik. Soldan sağa doğru da asidik özellik artardı, ametallere doğru. Aynı şekilde yukarıdan aşağı doğru yine ne yapardı? Bazlık özellik artardı. Aşağıdan yukarı doğru da ne yapar? Yine yukarıdan aşağıya doğru yine ne yapar? Asidik özellik artar. Yukarıdan aşağıya doğru artar. O halde bize bazlık özellik söylendiğine göre bir yönünde artacak. Ancak bir yönünde azalacak. İki yönünde ise aşağı doğru artacak. O zaman doğru cevabımız ne olur? Azalır, artar. Yani D seçeneği doğru olur. Periyodik cetvelde bir grupta elektronegatiflik değerinin arttığı yönde bir grupta elektronegatiflik değeri ne yapardı? 7A grubunu alacak olursak aşağıdan yukarı doğru ne yapar? Artar. Atom çapı, biz biliyoruz ki gruplarda atom çapı yukarıdan aşağıya doğru artardı. Aşağıdan yukarı doğru azalır. O zaman bu bilgi hatalı. İyonlaşma enerjisi çapla ters orantılı olduğu için aşağıdan yukarı doğru artardı. O zaman bu bilgi doğru. Değerli elektron sayısı nedir? Aynı grupta aynı sayıda olduğu için değişmez. Bu da hatalı olur. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Katman elektron dizilimleri verilen X, Y, Z elementlerinin elektronegatifliklerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Büyükten küçüğe doğru elektronegatiflik. Bakalım, burası 6A grubunda, burası 2A grubunda, burası yine 6A grubunda. Elektronegatiflik neydi? Periyodik cetvelde soldan sağa doğru ve aşağıdan yukarı doğru artar. Yani çapla ters orantılı olarak diyebiliriz. O halde çapı küçük olan ve ametal olan X'in elektronegatifliği en büyüktür. Sonra Z'nin, sonra Y'nin. Doğru cevabımız X, Z'ye, yani B seçeneğimiz doğru olur. Evet, aynı periyotta bulunan X, Y, Z elementleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre elementlerin artan atom numaralarına göre sıralanışı nasıldır diyor. Bize aynı periyot dediği için şöyle yazalım, gösterelim. X elementi su ile tepkime verebilmektedir. Biz biliyoruz ki 1A grubu su ile tepkime verir. Y elementinin oksit bileşiği asit özelliği gösterir. O zaman Y elementi 4A, 5A, 6A, 7A grubundan olabilir. Z elementi elektronegatifliği en yüksek olan element dediği için o zaman Z'nin en sağda, yani 7A grubunda olması gerekir. Y elementi de o zaman 6A grubunda ya da 5A grubunda olabilir. Buradadır. Ne diyor bize? Artan atom numarasına göre o zaman X, Y, Z şeklinde sıralamamız gerekir. X, Y, Z şeklinde artan atom numarasına göre sıralamış oluruz. Doğru cevap A seçeneği. Alkali metaller ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Hemen 1A grubunda olduğunu ve metalik özelliğin en fazla olan, yani metalik aktifliğin en fazla olduğu metaller olduğunu biliyoruz. İyonlaşma enerjileri düşüktür. 1A grubu bulundukları periyotlarda çapı en büyük olduğu için iyonlaşma enerjileri düşüktür. Zaten metaller elektron vermeyi sevdikleri için elektron koparmak kolay olacaktır. Oksitleri bazik özellik gösterir. Evet, metal oksitleri bazikti. Sodyum oksit, magnezyum oksit gibi ya da bir grubu dediği için lityum oksit, potasyum oksit gibi. Elektron ilgileri yüksektir. Hayır, metaller elektrona ilgi duymazlar. Elektron vermek isterler. Dolayısıyla C seçeneği hatalıdır. Su ile şiddetli tepkime verirler. Bir A grubu metalleri çok aktif oldukları için su ile tepkime vererek patlamalı bir reaksiyon oluştururlar. Elektronegatiflikleri düşüktür. Evet, 7A grubunda en fazlayken 1A grubuna en düşük değere sahipti elektronegatiflikler. O zaman bu da doğrudur. Hatalı cevap C seçeneği olur. Periyodik cetvelde metalik özelliğin arttığı yönlerde aşağıdaki özelliklerde hangisi artması beklenir?
Metaller periyodik cetvelimizin sol tarafında olduğu için sağdan sola ve yukarıdan aşağı doğru metalik özellik artardı. Bununla alakalı bizim kıyaslamamız isteniyor. Artması bekleniyor. İyonlaşma enerjisi tam tersiydi. İyonlaşma enerjisi aşağıdan yukarı ve soldan sağa doğru artardı. Elektron ilgisi aşağıdan yukarı ve soldan sağa doğru artardı. Elektronegatiflik yine aşağıdan yukarı ve soldan sağa doğru artardı. Atom çapı ne yapardı? Soldan sağa doğru küçülürdü, yukarıdan aşağı doğru büyüdü. Dolayısıyla metalik özelliğin arttığı yönde bunlar artmış olur. Ametalik özellikler ise tam tersi, aşağıdan yukarı ve soldan sağa doğru arttığı için yanlış olur. D seçeneğimiz doğrudur. Aşağıdaki elementlerden hangisinin elektron ilgisinin en düşük olması beklenir? Elektrona kim ilgi duyardı? Ametaller. Kim ilgi duymazdı? Metaller. O zaman cevap şıklarında varsa metali arıyoruz. Karbon 4A grubunda ametal, oksijen 6A grubunda ametal, alüminyum 3A grubunda metal, fosfor 5A grubunda ametal, klor 7A grubunda ametal. Görüyoruz burada metal, alüminyum var. Dolayısıyla elektron ilgisinin en düşük olacağı element alüminyumdur. C seçeneği